Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedunul Emin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmaîn. Alemlerin Rabbine, alemlerin sahibine hamdü senalar olsun. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek gerçekten de azdır. Allahu Teala bu hakkı eda etmeyi bizlere kolaylaştırsın inşallah. Gençler, bugün sizlerle beraber Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametinden bahsedeceğiz. Allah-u Teala bizlere de merhametli olmayı, insanlara karşı şefkatli olmayı nasip eylesin inşallah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız takdirde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının en büyük kaynağı muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yardımlaşmadan bahsederken, merhametten bahsederken, Estağfirullah şunu söyler. Der ki, وَتَعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى der. Takvada ve iyilikte birbirinizle yardımlaşın der. Ama düşmanlıkta, ama kötülükte birbirinizle yardımlaşmayın der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu ayetin gerekliliği olaraktan, bu ayetin farziyeti olaraktan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam etrafında bulunan insanlara iyi davranmış, onlara hayır, hasanat konusunda elinden geldiğince yardım olmuştur. Ama düşmanlıkta, ama kötülükte, ama kötü işlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dostu da olsa yardımcı olmamıştır. Kendisi bir hadis-i şerifinde yardımlaşmadan bahsederken, insanların yardımını görmekten bahsederken, kim bir müminin dünyadaki sıkıntısını giderirse Allah da onun hem dünyadaki hem de ahiretteki sıkıntısını giderdiğini söyler. Ve hadisin devamında, kim bir zor durumda olan kardeşinin kolaylığa kavuşturursa Allah-u Teala da ona hem bu dünyada işlerini kolaylaştırır hem de ahirette işlerini kolaylaştırdığını söyler. Hadis devam eder, der ki, kim bir müminin hatasını örterse Allah da onun ahiretteki hatasını örter. Ne güzel değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, eğer bir müminin bir zorluğu varsa, bir sıkıntısı varsa, ona yardım ettiğimiz takdirde bizim yardımcımızın Rabbimiz olacağını söyler. Eğer bir insanın işini kolaylaştırdığımız takdirde bizim hem bu dünyada hem de ukbada işimizi kolaylaştıracak olanın alemlerin Rabbi olduğunu söyler. Eğer biz bir müminin hatasını örttüğümüz takdirde, ayıbını örttüğümüz takdirde, Ruz-i Mahşer'de, kıyamet gününde de Rabbimiz o bütün insanların önünde bizim sıkıntılarımızı gidereceğini, bizim ayıplarımızı örteceğinden bahseder. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gençler, merhamet böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elinden geldiğince akrabalarına yardımcı olmuştur. Aleykümselam. Allah razı olsun. Hocam. Evet. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman daha çocukken amcası Ebu Talib'e ticaret konusunda yardımcı olmuştur. Bununla beraber daha kendisine peygamberlik verilmemiş, zalimin karşısında durmuş Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Hilful Fudul'da haksızlığa karşı direnmiştir Allah Resulü. Gün gelmiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakmış ki yıllarca kendisine bakan Ebu Talib zor duruma düşmüş. Zor duruma düştüğü takdirde Nebi Aleyhisselatü Vesselam gitmiş amcası Hazreti Abbas'ı çağırmış. Abbas'la beraber, ey amcam Abbas demiş, haydi seninle beraber Ebu Talib amcama yardımcı olalım demiş. Abbas sormuş, nasıl yardımcı olacağız? Demiş ki, hatırlarsan geçmişte o bize çok yardımcı oldu. Ve biz de gidip onun çocuklarını alacağız. Birini sen al, birini ben alayım. Ve ondan sonra bu maddi sıkıntıların olmuş olduğu bu süreçte ona yardımcı oluruz demiştir. Ve kalkmışlar. Ebu Talib'in yanına varmışlar. Ebu Talib'e meseleyi açınca Ebu Talib şunu söylemiş. Demiş ki, bana Akil ve Talib'i bırakın. Öbürlerinden hangisini alırsanız alın demiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kimi alıyor gençler orada? Hazreti Ali'yi alıyor değil mi? Amcası Abbas kimi alıyor orada? Hazreti Cafer'i alıyorlar ve yıllarca Hazreti Ali Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yetişmiş, tedrisatında büyümüş ve Hazreti Cafer ise Hazreti Abbas'ın yanında büyümüştür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle ne yapmıştır arkadaşlar? Akrabalarına da elinden geldiğince yardımcı olmuştur. Eğer birinin bir sıkıntısı varsa dost düşman dememiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Akraba yabancı dememiş, onların yardımına koşmuştur. Mesela ashabtan Rebi'a bin Kab, kendisi genç biridir ama evlenmemiştir. Evlenmeme sebebi ise maddi durumunun olmayışından dolayı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam defaaten
söylemiştir. Demiştir ki, ey Rebia demiş, evlensen iyi olmaz mı demiş. Rebia sesini çıkarmamış. Akabinde Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrar sorunca şunu söylemiş. Ya Resulallah, korkuyorum ki eğer ben bu işe giriştiğim takdirde, evlendiğim takdirde İslami çalışmalarda senin yanından uzak kalacağım, senin işlerini göremeyeceğim diye bundan korkuyorum ya Resulallah. Allah Resulü ikinci sefer söylemiş, yine aynısını söylemiş. Üçüncü sefer daha gelmeden Rebia demiş ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam benim hayrımı düşünüyor, o benden daha iyi biliyor bu işleri. Eğer bir daha Allah Resulü söylerse ben onun dediğini kabul edeceğim demiş. Ve Allah Resulü üçüncü sefer söyleyince, ya Resulallah, tamam evleneyim evlenmeye ama benim maddi bir gücüm yok ya Resulallah. Bana kim kız verir ya Resulallah? Peygamber aleyhissalatü vesselam onu bir eve yönlendirir gençler. Ve bu şahıs gider oraya, Rebia. Gittiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam yolladı diye elinden geldiğince o sahabeye, Rebia'ya yardımcı olurlar. Ve Rebia Nebi aleyhissalatü vesselamın yanına gelir. Der ki, ya Resulallah, beni öyle iyilik dolu bir aileye yolladın ki hemen kızını bana verdiler. Ama ya Resulallah, benim elimde mehir olarak vereceğim altınım yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada Büreyde'ye seslenir. Ey Büreyde, gel der. Gel kardeşin Rebia'ya, git bir çeyrek ağırlığında altın topla getir. Büreyde gider altını toplar getirir ve ona teslim eder. Ve onun akabinde altını götürür, teslim ettikten sonra, ya Resulallah, şimdi de düğün anında keseceğimiz bir kuzumuz, bir koyunumuz yok. Allah Resulü yine yardımcı olur merhametiyle orada Rebia'ya. Ne yapar bilir misiniz? Büreyde'yi tekrardan çağırır Peygamber Efendimiz. Ey Büreyde, git kardeşine bir kuzu koyun getir der. Büreyde gider kuzuyu koyunu getirir ve Allah'ın yardımıyla o gün Rebia bin Kab orada evlenir ve Peygamber aleyhissalatü vesselam evlenmekte gücü olmayan, takati olmayan bir gence böyle Peygamber aleyhissalatü vesselam yardımcı olur. Cüleybib'i hepiniz duymuşsunuzdur değil mi gençler? Cüleybib kimdir? Kendisi simayen pek yakışıklı olmayan, hiç kimse ona kızını vermiyor. Bu sebepten dolayı da Cüleybib bayağı bir rahatsızdır. Nebi aleyhissalatü vesselamın yanına gelir, der ki, ya Resulallah, zina etmek istiyorum diyen şahıs işte Cüleybib'dir gençler. Kimse ona kız vermediğinden dolayı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onu da bir eve yönlendirir. Gider bir eve, Peygamber aleyhissalatü vesselamın selamını iletir. Ve ev sahibi de zanneder ki Peygamber aleyhissalatü vesselam kendine kızı ister ve tamam derler. Ve Cüleybib buna üzülür gençler. Ve onun akabinde der ki, bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam değil, Peygamber aleyhissalatü vesselama değil, kendime istiyorum ve Peygamber aleyhissalatü vesselam beni yönlendirdi. Evin sahibi, anne ve baba bu meseleye karşı çıkar. Ve orada iman dolu olan o kız der ki, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam söylemişse o beni benden daha fazla düşünür der. Allah ve Resulü bir meselede karar verdiği takdirde iman eden erkek ve bayanlara ne düşer? Duydum ve itaat ettim düşer der. O kız orada onu söyler ve Cüleybib ile evlenir. Bakın, Cüleybib'e hiç kimse kolay kolay selam vermediği bir dönemde Nebi aleyhissalatü vesselam onun evliliğine yardımcı olmuştur. Ve Cüleybib bir şehadet günü ve bir cihat gününde şehit olarak alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'nın katına giderken Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi elleriyle Cüleybib'i mezarın içerisine bırakmış ve söylemiş olduğu söz de şudur. Vallahi Cüleybib bendendir, ben de Cüleybib'denim der. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cüleybib'e ne kadar yakın olduğunu orada dile getirir. Bir gün fakirler gelir Nebi aleyhissalatü vesselamın yanına. Der ki, ya Resulallah, bakıyoruz ki ya Resulallah, zenginler elinden geldiğince hacca gittiler, paraları vardı, malları, mülkleri vardı. Onlar ne yaptılar? İnfak ettiler, zekatlarını verdiler. Ya Resulallah, bizim malımız yok, mülkümüz yok. Biz ne yapacağız? Onlar hayrın büyüğünü götürdüler. Dediği anda Peygamber aleyhissalatü vesselam, malı, mülkü olmayan insanların da merhamet sahibi olacağını, yardımlaşmada önde olacağını onlara şu sözüyle Peygamber aleyhissalatü vesselam yardımcı olmuştur. Demiştir ki, onlar böyle zekatını veriyor, malları var, mülkleri var. Sizler de şunu yapabilirsiniz. Rabbimizi tesbih edebilirsiniz. Rabbimizi hamd edebilirsiniz ve Rabbimize tekbir getirebilirsiniz. Ashab diyor ki, ya Resulallah, nasıl olacak bu? Allah'ın Resulü orada onlara işi kolaylaştıraraktan şunları söyler. Der ki, her namazdan sonra 33 defa Subhanallah,
33 defa elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber derseniz sizler de onların almış olduğu hayrı almış olursunuz der. Düşünsenize gençler, onların malları yok, mülkleri yok, hayır namına Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl yardımcı olur diye sorduğu anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları tesbih çekmeye, onları Rabbimize hamd etmeye, tesbih çekmeye ve tekbir getirmeye davet etmiştir. Ne kadar merhamet ehli olan bir peygamber değil mi? Allah-u Teala bizlere de böyle bir merhamet nasip eylesin. Gençler, bununla beraber Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman insanların değer vermediği, belki tenin siyah olmuş olduğu, bedeninin siyah olmuş olduğu insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların da ihtiyacını karşılamış. Sahipsiz olan kadınlara, kızlara, erkeklere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahip çıkmıştır. Mesela kitaplarımızda anlatılır, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de bulunmuş olduğu zamanlarda siyahi bir kadın var ki kendisi bayağı bir rahatsızdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun durumunu sorar ashabına. Derler ki ya Resulallah, o bayağı bir rahatsızdır derler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğer vefat ederse beni çağırın, beni davet edin. Ben onun namazını kılayım, sizler de onu defnedersiniz der. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ashab-ı kiram Allah Resulü rahatsız olmasın diye gece yarısı gelirler, bakarlar ki Allah Resulü uyumuştur. Onu pek rahatsız etmezler, götürürler, defnederler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun haberini aldığı takdirde gençler varır, hemen o kadının, siyahi kadının mezarına varır. Vardığı zaman cenaze namazını Peygamber Efendimiz tekrardan kıldırır. Belki o Medine'nin sokaklarında kimse o siyahi kadına değer vermezken Nebi Aleyhisselatü Vesselam defnedilmesine rağmen Allah Resulü ne yapmıştır? Onun cenaze namazını tekrardan gidip hemen makberinin başında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazını tekrardan kıldırmıştır. Cabir bin Abdullah anlatır. Der ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescidinde insanlara nasihat ederken mudarlı bir topluluk geldi. Bunlar ise bayağı bir fakir, bayağı bir yolculuk emaresi var üzerlerinde. Bayağı bir yorulmuş bu insanlar. Ve Peygamber Efendimiz bu mudarlıları görünce hemen hutbe irade eder, onların fakirliğiyle alakalı, onlara yardımcı olmayla alakalı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanları infak etmeye, yardımlaşmaya davet eder orada. Ve bunu gören ashab-ı kiramdan bir tanesi, ensardan biri bohçasıyla hemen çıkar oraya gelir. Ve bunlara ikramda bulunur bu şahıslara, mudarlılara. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada müthiş hadis-i şerifini söyler. Der ki, eğer bir insan hayırda bir çığır açarsa, ondan sonra gelen insanlar o çığırı devam ettirirse, o ilk yapana diğerlerinin yapmış olduğu sevabın aynısı ona da vardır. Eğer kim de şerde bir çığır açarsa, kötülükte bir çığır açarsa, ondan sonra işleyecek olan kötülüklerin tamamı onun bir misli aynısı o çığırı açanın hanesine de vardır der Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hayırda çığır açmanın ne kadar önemli olduğunu orada söyler. Allah-u Teala hayırda çığır açan kullarından eylesin inşallah. Gençler, şimdi gelelim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kölelere şefkat ve merhametinden biraz bahsedelim. Allah Resulü'nün bulunmuş olduğu coğrafyada, Arap Yarımadası'nda kölelere hiçbir değer verilmez. Ha bir meta, ha bir köle, insanların yanında kölelerin değeri böyleydi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra büyük bir devrim gerçekleşti gençler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kölelere farklı bir statü verdi. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elinden geldiğince köleliği ortadan kaldırabilme adına Allah Resulü elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Bazı hadleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam belirlerken ilk söylemiş olduğu maddelerden bir tanesi kölelerin azat edilmesidir. Dikkat edin, oruç anında, Ramazan günlerinde eğer biri hanımına yanaşmışsa o günlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabına ne demiştir? 3 tane şık sunmuştur. Birincisi nedir? Eğer varsa bir köle azat et demiştir. İkincisi 60 fakiri doyur ve üçüncüsü ise 60 gün üst üste oruç tut. Bunların ilki nedir gençler? Bir köle azat etmektir. İslam'da köle azat etmenin, köleliği ortadan kaldırmanın böyle önemi vardır gençler. Hatırlayın Hazreti Bilal'i. Mesela Hazreti Bilal Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmeden önce Hazreti Bilal'i insan yerine koymuyorlardı. Ümeyye İbni Halep boynuna ip atar, onu sokaklarda gezdirirdi ve sırtına kayak atardı. Ama ne zaman ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi köleliğinden sonra Hazreti Bilal,
Peygamber Efendimiz onu kendi müezzini eyledi ve bununla beraber Beytül Makdis'in sorumlusu eyledi. Ama daha düne kadar Ümeyye İbni Halef'in yanında hiçbir değeri yoktu. Hiçbir değeri yoktu ama o peygambere olan sevdasından dolayı Ümeyye İbni Halef onu gündüz çalıştırdıktan sonra gece yarısı Ümeyye'ye attıktan sonra Allah Resulü'nün yanına koşardı. Hiç kimsenin kölelere değer vermediği bir zamanda Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal'i Kabe'nin damına çıkarmıştır ve İslam'ın kölelere vermiş olduğu değeri gösteren en güzel örneklerdendir. Mesela Zeyd bin Harise kendisi köledir değil mi? Hatırlayın Hazreti Hatice Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la evlenmeden önce Hakim bin Hizam ne yapmıştır? Hazreti Hatice'ye Zeyd bin Harise'yi hediye olarak vermiştir. Ne zaman ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Hatice ile evlenince Hazreti Hatice Zeyd bin Harise'yi ne yapmıştır? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hediye etmiştir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varır varmaz Allah Resulü onu özgür kılmıştır ama yanından ayrılmamıştır. Bakın babası Harise gelmiş Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Allah Resulü demiş ki işte Zeyd, işte sen. Gidip konuşabilirsin. Seninle gelirse buyursun gelsin. Ama gelmediği takdirde de ben Zeyd'i zorla seninle yollayamam. Ve Harise Zeyd ile konuşur. Der ki hadi oğlum seninle beraber kendi coğrafyamıza, kendi topraklarımıza gidelim. Annen seni bekliyor, akrabaların seni bekliyor dediği anda Zeyd Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmayacağını orada dile getirmiştir. Babası soruyor ne buldun sen Muhammed'in yanında? Orada Zeyd şunu söyler der ki ey babacığım vallahi sen benim gördüğümü, benim bildiğimi bilseydin, gördüğümü görmüş olsaydın vallahi sen de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmazdın der ve orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanına gelen bir köleyi nasıl özgürlüğüne kavuşturduğunu ve o özgür olmuş olan kölenin ise nasıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sevdalı olduğunu orada Peygamber Efendimiz bize ne güzel bir örnek ile yaşamış olduğu bir meseleyle özetliyordu. İbni Ömer anlatır der ki bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına biri geldi. Dedi ki ya Resulallah dedi ben köleme günde kaç defa affedeyim kölemi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilkinde sesini çıkarmadı. Ve bu sahabe tekrardan sordu dedi ki ya Resulallah kölemi günde kaç defa affedeyim? Allah Resulü döndü dedi ki köleni günde 70 defa affet dedi. Bakın Allah Resulü kölelere ne kadar önem gösteriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mülkiyeti altında bulunan köle ve cariyelere kötü muamele eden insanın cennete girmeyeceğini söylüyor. Bu kadar Allah Resulü'nün yanında önemli olduğunu söylüyor. Ve Ümmü Habibe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son anlarını anlatırken şunu söyler. Der ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öleceği anda iki tane meseleden bahsetti bizlere. Bunlardan bir tanesi şuydu. Dedi ki namazlarınıza dikkat edin. Aman ha aman namazlarınıza dikkat edin. İkinci söylemiş olduğu söz ise şuydu Allah Resulü'nün. Aman ha aman kendi riayetinizin altında bulunan kölelere iyi davranın, onlara kötü davranmayın diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada bu sözünü söylüyordu. İşte gençler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ve ashab-ı kiramın hayatında kölelerin yeri böyleydi. Daha düne kadar cahili ortamında kölelere hiçbir değer verilmezken Nebi Aleyhisselatü Vesselam geldi onlara rahmet oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldi onlara merhamet oldu. Daha düne kadar hiçbir statüsü olmayan köleler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımıyla, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kameti, istikameti ve duruşuyla Allah'ın yardımıyla onlar o beldenin en azizleri oldular. Kabe'nin damına çıkamayan hiçbir insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra Hazreti Bilal gibi bir köleyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin damına çıkarmıştır. O günkü müşrikler şu sözü söylemiştir orada. Eğer babam burada olsaydı bu kara kadının oğlu olan simsiyah ayaklı ve ayağı tozlu Bilal Kabe'nin damına çıkarken görseydi babam tekrardan ölürdü demiş olduğu bir coğrafyada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kölelere böyle değer vermiştir. Gelin gençler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramın hayvanlara merhametinden biraz bahsedelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce dikkat edin cahiliyede insanlar hayvanları diri diri canlı bir şekilde çukurlara doldururlardı. Ve bununla beraber dikkat edin gençler Allah Resulü gelmeden önce
İnsanlar ok atarlardı, canlı hayvanları ileriye bırakırlardı. Onları canlı canlı hedefine ne yaparlardı? Hedefine koyarlardı. Bu şekliyle öldürürlerdi diri diri. Bununla beraber dikkat edin, hayvanların kulaklarını keserlerdi, kuyruklarını keserlerdi. Ve kimi zaman o coğrafyada, Arap Yarımadası'nda yolculuğa çıktıkları zaman acıktıkları takdirde develerin hörgücünü keser, oradan yağ alır, karınlarını doyururlardı. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam geldiğinden sonra, ama Peygamber aleyhissalatü vesselam o coğrafyaya rahmet olduktan sonra, Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların hakkını, kölelerin hakkını, yabancıların, dost düşman herkesin hakkını savunduğu gibi Allah Resulü hayvanların da hakkını savunduğuna şahit oluyoruz gençler. Sayfaları biraz çevirdiğimizde Hazreti Cabir anlatır, der ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzü dağlanmış olan bir merkep gördü. Allah Resulü kolay kolay lanet etmez değil mi gençler? Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu gördükten sonra dedi ki bu dağlama işini yapan insana Allah lanet etsin dedi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani hayvanların yanında ne kadar değerli olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözüyle bizlere özetliyordu. Abdullah bin Cafer anlatır. Der ki Peygamber Efendimiz bir gün Ensardan birinin evine vardı. Baktık ki o bahçede bir tane deve var. Deve Nebi aleyhissalatü vesselamı gördüğü zaman inlemeye başladı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam o devenin yanına vardığı anda baktı ki devenin inlemesi arttı ve bununla beraber deve ağlamaya başladı gençler. Peygamber aleyhissalatü vesselam devenin gözyaşlarını sildikten sonra gençler, Peygamber aleyhissalatü vesselam baktı ki o deve teskin oldu, orada sakinleşti. Allah Resulü sordu, dedi ki bu devenin sahibi kimdir? Oradan Ensardan bir genç dedi ki ya Resulallah o deve benimdir. Allah Resulü orada o devenin sahibine, Ensardan olan o gence şunu söyledi. Dedi ki sen ona eziyet ediyormuşsun ve onu fazla çalıştırarak ve ona yiyecek vermeyerekten ona eziyet ediyormuşsun. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle yapmaması gerektiğini orada Ensardan olan o gence orada bildiriyordu gençler. Gençler, Amir er-Rumi anlatır, der ki Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber bir mecliste oturmuştuk. Biz oturmuş olduğumuz süre zarfında baktık ki bir tane yoldan biri geldi, elinde de bir bez var. Ve Allah Resulü'nün yanına vardığı zaman bezi açtı, baktık ki bezin içerisinde kuş var. Dedi ki ya Resulallah bakar mısın? Allah Resulü döndü, ona baktı. Dedi ki ya Resulallah yoldan gelirken baktım ki bir dalın üzerinde kuşlar var, yavru kuşlar var. Onu aldım, bezimin içerisine koydum. Anne kuş bunu gördüğü zaman ve başımın üzerinde uçmaya başladı. Bezi bir açtım, hemen anne kuş da geldi, onu sardım ya Resulallah, senin yanına getirdim. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada dedi ki hemen o kuşları al götür yerine bırak dedi Peygamber Efendimiz. Ve adam aldı götürdü, kuşları yerine bıraktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ashabına şöyle devamında şu sözü söyledi. Dedi ki annenin yavrularına olan merhametini gördünüz değil mi? Buna şahit oldunuz değil mi? Orada ashab-ı kiram evet dedi ya Resulallah. Ve Allah Resulü orada muhteşem bir söz söyler ki Allah'ın izzetine yemin olsun ki dedi. Beni hak ile yollayan Allah'ın izzetine yemin olsun ki Allah'ın merhameti, kullarına olan merhameti bu anne kuşun yavrularına olan merhametinden kat be kat daha fazladır dedi. Bu anne nasıl yavrularının üzerinde titriyor, nasıl yavrularına bir şey olacak diye korkuyor ise vallahi alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala da kullarına karşı böyle merhametli, bundan daha fazla merhamet sahibi ve rahmet sahibidir der. Böyle özetler meseleyi gençler. Allah-u Teala gerçekten de kullarına böyle merhametlidir. Ebu Hureyre anlatır, der ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir adamdan bahsetti. Dedi ki bir gün yola koyuldu bu adam, bayağı bir susamıştı. Yolda bir kuyu gördü, kuyuya indi, kendi suyunu, ihtiyacını gördü, suyunu içti. Ve kuyudan çıktıktan sonra baktı ki bir tane kelp, bir tane köpek ağzına kumları alıyor. Meğer ki bayağı bir susamış. Ve bu adam şunu söyledi kendince, dedi ki nasıl ben susadıysam bu köpek de çok susamış. O sebepten dolayı toprak yemeye başlamış ve dilini toprağa sürüyor. Ve Allah Resulü diyor ki o şahıs tekrardan indi, mescidin içerisine, ayakkabısının içerisine su doldurdu. Oradan çıktı, köpeğe ikram etti ve bunu yaptığından dolayı Allah onun bütün günahlarını affetti gençler. Yani bakın bir köpeğe verilmiş olan suda bile Allah-u Teala insanın nasıl günahlarını affettiğine şahit oluyoruz. Bazen bunun tersine de şahit oluyoruz gençler. Mesela Allah Resulü yine bir
hadis-i şerifinden bahseder. Bunu da İbn Ömer bize anlatır. Der ki bir kadın evinde bir kediyi tuttu, ona yiyecek vermedi ve onu dışarıya da bırakmadı. Dışarıda kendi ihtiyacını görsün diye. Ve bu amelinden dolayı, bu yanlışlarından dolayı cehenneme gittiğini Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize söyler. Peygamber Efendimiz ve ashabı hayvanlara karşı böyle merhamet sahibiydi. Allah-u Teala bizlere de merhamet ehlinden eylesin arkadaşlar. Hani hatırlayın, bazı hadis-i şeriflerinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam merhametle alakalı şunu söylemişti. Demişti ki merhamet etmeyene merhamet edilmez demişti. Eğer siz yeryüzündekilere merhamet ederseniz gökyüzündekiler de size merhamet eder demişti, hatırlayın. Gençler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi ashabına, kendi dostuna, düşmanına böyle merhamet etmiştir. Bununla beraber özgür olsun, köle olsun, kölelere böyle merhamet etmiştir. Bununla beraber hayvanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biraz önce anlatmış olduğum şekliyle merhamet etmiştir. Merhamet edeceğiz gençler. Yeryüzünde bulunanlara merhamet edeceğiz ki Allah da bize merhamet etsin. Sağımızda, solumuzda belki İslam'dan bir haber olan insanlar olabilir. Belki İslam'ın daveti ona gitmemiş olabilir. Yani bu nasıl İslam'ı bilmez, bu nasıl abdesti bilmez, bu nasıl namazı bilmez demeyeceğiz. Onlara merhamet edeceğiz gençler. Onların elinden tutacağız. Onları yargılamaktan ziyade, onların başına hakim olmaktan ziyade onların başına hekim olacağız, sadra şifa olacağız. Hasan-ı Basri olması lazım. Hasan-ı Basri'ye diyorlar ki, ey Hasan-ı Basri, diyorlar bir namaz kılmayan insanın hükmü nedir? Namaz kılmadığı takdirde onun haddi nedir? Ona ne uygulanır? Ve Hasan-ı Basri muhteşem bir söz söylüyor orada. Diyor ki, namaz kılmayanın hükmü elinden tutup onu camiye götürmektir. Bakın merhameti burada da görüyoruz gençler. Birini tekfir etmekten ziyade ona merhamet edeceğiz. Yanlışını, hatasını gördüğümüz takdirde onun elinden tutacağız. Ona sadra şifa olacağız. Allah-u Teala birbirine karşı merhameti elden bırakmamayı bizlere nasip eylesin. Allah-u Teala bu dünyada kardeşlerine ve insanlığa merhamet edip ve akabinde de Rabbimizin bize merhamet ettiği kullarından eylesin. Vahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.